Herkese merhabalar. Bu örneğimizde kullanıcının girmiş olduğu üç kenar ile bir üçgen çizilip çizilmediğini kullanıcıya söyleyen e, program yazacağız arkadaşlar. Kullanıcıda üç kenar bilgisi girecek. Bu üç kenarla bir üçgen çizebiliyorsa, bu üçgenin eş kenar, ikiz kenar ve çeşitkenar üçgen olup olmadığını konsolda göstereceğiz. Aynı zamanda bir hatırlatma yapayım size üçgen olabilme şartlarını bilmiyorsanız Google'dan araştırınız. Mutlak değerde İngilizce'de absolute value yani e, mutlak değer manasında geliyor. Tabii Google'dan araştırabilirsiniz dedim ben size ama Google'dan araştırmanızı istediğim için araştırınız diyorum. Yoksa ben size bu örnek içerisinde yine nasıl üç kenar ile üçgen bağlantısı yapılıyor söyleyeceğim. Ama birazcık arkadaşlar sizin de e, araştırmalarınızı kendinizin yapabilmesi gerekiyor ki kendi kendinize gelişebilir hale gelin diye. Yani sadece bu algoritma için konuşmuyorum. İlerleyen zamanlarda ola bir yere girdiğinizde de kendi projelerinizde ne yapacaksınız? Google'la bol bol haşır neşir olacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi edersiniz kesinlikle elini taşın altına koymayan hiç kimse yazılım öğrenemez. Benim de amacım size yazılım öğretmek olduğuna göre kendim balık vermek yerine balık tutmasını elbette ki kurs içerisinde öğretmeye çalışacağım. Şimdi gelelim kullanıcı üç kenar girdiğinde. Kullanıcının girmiş olduğu kenarlara şöyle kenar 1, kenar 2, kenar 3 diyelim. Bizim üçgen şartımız ne arkadaşlar? Üçgen şartımız şu. Bir kenar şöyle bir kenarı siz tuttuğunuzda diğer iki kenarının birbirinden yani değer olarak çıkartılmış halinin mutlak değerinin o kenardan küçük olması gerekiyor. Yani şöyle. Tabi burada mutlak değer yok. Direkt şurada K2 artı K1 diyebiliriz. Atıyorum biz 7, 8, 9 kenarlarını girdi bizim kullanıcımız. Şunu kenar 3 dersek. Kenar 2'den kenar 1'i çıkardığımızda ne oluyor arkadaşlar? 8'den 7 çıktığımızda 1. 1 küçüktür. Kenar 3'ümüz neydi? 9 küçüktür. Kenar 2, kenar 1 artı kenar 2 ne? 7 artı 8, 15. Demek ki 7, 8, 9 değerlerini kullanarak ne olabiliyormuş arkadaşlar? Biz bir üçgen çizebiliyormuşuz. Mantık bu. Örneğin 2, 4, 14 olsun diyelim. 2, 4, 14 kenarlarına girsin kullanıcı. Şimdi 2'den 4 çıktığımızda 2, eksi 2. mutlak değerini aldığımızda ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. K3 dediğimiz şey 14 olsun. K2 artı K1'ine 2 artı 4, 6. 2, e, 14'ten küçük evet doğru ama 14, 6'dan küçük olmadığı için ne oluyor arkadaşlar? 2, 4, 14 değerlerini kullanarak siz bir üçgen oluşturamıyorsunuz. İşte bizim kuralımız bu şekilde. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu uygulayacağız. İşte e, absolü yaraştırma demeden kastım buydu. E, mutlak değeri görmüş olduğunuz gibi. E, mutlak değer de bizim işimize yarıyor. Şimdi öncelikle gelin programımızı yazmaya başlayalım. Hemen bir üçgen çizilip çizilmediğini kontrol edelim önce. Geliyorum. ABS yani absolut fonksiyonunu kullanarak bakın burada ABS'nin kısaltılmış ABS mutlak değer içerisine girip baktığınızda return the absolute value bakın burada yazıyor mutlak değer of the argument yani içerisine verilen argümanın size mutlak değerini döndürür demek istiyor yani mutlak değerinin değerini verir manasında bu return etme olayını fonksiyonlarda çok daha iyi anlayacağız şimdilik siz şunu söyleyebilirim yani şimdilik şu şekilde anlayabilirsiniz siz absolün içerisine bir değer yazıldığında o değerin size mutlak değerinin sonucunu e, Verdiğini düşünmeniz yeterli Ben burada abs diyorum Öncelikle tabii kullanıcıdan benim ne yapmam lazım 3 tane kenar bilgisi almam lazım Şöyle diyorum kenar 1 Kenar 2 Kenar 3 diye kullanıcıdan ne yapacağım arkadaşlar e, Kenar bilgisi alacağım bunları integer olarak alayım Input Şöyle Lütfen birinci kenarı Giriniz Deyip Şunu şöyle kopyalayacağım arkadaşlar bunu da pardon şu şekilde yan yana yazacağım. Şöyle yapacağım virgül, slash daha koyup tep tep yapıp şuraya yapıştıracağım bunu da. Şöyle kalsın. Kullanıcıların üç tane kenar bilgisini aldık. Şurayı da ikinci kenar diyeceğim. Birinci kenar, ikinci kenar. Üçüncü kenar. Şimdi kenar 3'ü üzerinden ben değerlendirmemi yapmak istiyorum. Öncelikle kenar 1'den kenar 2'yi çıkardığımda küçüktür diyorum. Kenar 3 olması lazım ve kenar 1 ile şöyle kenar şöyle diyelim. Kenar 3 küçüktür. Kenar 1 ile kenar 2'yi topladığımda da ne olması lazım? Kenar 3'ten büyük olması lazım. Böylelikle ben bu üçgenin bana bu üç kenar bilgisinden çizilebilir olduğunu garanti etmiş oluyorum ve bu bloğun içerisine girmesini sağlıyorum. Bu bloğun içerisine girdikten sonra artık ne amacımız? Üçgenin eşkenar mı, kenar mı, çeşitkenar mı olup olmadığını belirlemek. E, bir üçgen eşkenarsa arkadaşlar bu nasıldır? Şöyledir. Eğer bizim atıyorum kenar birimiz kenar 2'ye eşitse ve kenar birimiz kenar 3'e eşitse e, zaten otomatikman kenar 2 de kenar 3'e eşit olmuş oluyor. Ve bu, biz bu üçgenin eşkenar üçgen olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki ikiz kenar üçgeni nasıl değerlendireceğiz? İkiz kenar üçgeni de şu şekilde değerlendireceğiz. Hemen bir tane elif yazıp kondisyonlarımızı belirliyorum. Diyorum ki kenar 1 kenar 2'ye eşitse ya da kenar 1 kenar 3'e eşitse ya da kenar 1 kenar 2'ye eşitse ne oluyor arkadaşlar? Pardon. kenar 2 kenar 3'e eşitse o zaman işte bizim üçgenimiz ikiz kenar üçgen, üçgen olmuş oluyor. Ha, yani diyeceksiniz hocam ben burada mesela kenar bir o zaman eşkenar üçgende de bize bu çıktı verecek. Hayır vermeyecek arkadaşlar. Tabii bazılarınız söyleyebilir bunları. Bunu. Ee, neden vermeyecek? Çünkü zaten buradaki if if de bu şart sağlandığında yani üç kenar birbirine eşit olduğunda zaten buradaki bloğa uğramayacağı için buradaki şart sorgulanmayacağı için burada gelip de bize tekrardan bir de ikiz kenar üçgen çıktısı vermeyecektir yani mantık şöyle e, haliyle ben burada zaten eşkenar olduğunu anladım ya anladıktan sonra eşkenar olduğunu yazdırıyorum yani zaten e, bu üç kenar birbirine eşit değilse buradaki şart sorgulanacak böylelikle buradaki şart sorgulandığında herhangi iki kenardan biri eşit olduğunda zaten e, bu üçgenin ikiz kenar olduğunu anlıyorsunuz, diğer kenarın e, eşit olan iki kenara da aynı değere sahip olmadığını zaten e, burada kontrol ettiğiniz için e, burada öyle bir şey olmadığını anlayabiliyorsunuz. Ve zaten bir üçgen ikiz kenar ya da eşkenar değilse nedir arkadaşlar? Çeşit kenar üçgendir. O yüzden geliyorum buraya, diyorum ki çeşit kenar üçgen. Yani hem eşkenar olmadı, ikizkenar kenar olmadı. E, geriye ne kaldı arkadaşlar? Çeşit kenar kaldı. Böylelikle ee, kullanıcıya bu bilgiyi verebildik. Peki, ee, bu üç kenarla üçgen çizilemediği durumda kullanıcıya hangi çıktıyı göstereceğim? Kullanıcıya şu çıktıyı göstereceğim. Bu üç kenar ile bir üçgen çizilemez diyeceğim kullanıcıya. Böylelikle e, kullanıcıya ne yapmış olduk? Girmiş olduğu üç kenara göre eşkenar mı, ikizkenar mı, çeşkenar mı olduğunu, eğer ki bu girmiş olduğu üç kenarla üçgen çizilemiyorsa da bu üç kenarla üçgenin çizilemeyeceğini kullanıcıya söylemiş olduk arkadaşlar. Programımız bu şekilde çalışıyor. 7 9 5 girdim. Bakın ne diyor? Çeşitkenar üçgen diyor. İki tane kenarı aynı giriyorum. 7 5 7. İki kenarımız 7 imiş. Bakın ikizkenar üçgen dedi. Üç kenarı aynı girelim. 6 6 6 girdim. Eşkenar üçgen dedi. Ve sonuç olarak hiç alakasız üçgen çizilemeyecek. iki tane kenar girelim. 2, 3, 6 girdim mesela. Bakın bu üç kenar ile üçgen çizilemez dedi. Neden? Çünkü 2 ile 3'ün toplamı 5 olduğu için ve bu iki kenarın toplamı 6'dan küçük olduğu için haliyle üçgen çizilemiyor. Bizim programımız bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle e, aslında birazcık da ifersi böyle kendi içerisinde tekrardan ifersi kullanarak birazcık da detaylandırmış olduk. Amacım burada dediğim gibi hani algoritma geliştirmek tabii ki amaçlarım arasında. Algoritmanızın gelişmesini sağlamak tabii ki amaçlarım arasında. Ee, ve en önemlisi aslında bu. Sonuçta programlama dilini zaten öğrenirsiniz siz bir şekilde. Ama algoritma kurabilme yeteneği gerçekten önemli arkadaşlar. Böyle böyle siz de benimle beraber bu örneği kapattıktan sonra atıyorum. Ertesi gün tekrar deneyin. Siz de örnekleri yapmaya çalışın. İnternetten bulabildiğiniz kadar örnek bulun. Onları yapmaya çalışın. Soru cevap kısımlarındaki arkadaşların çözemediği soruları e, ya da aklına takılan soruları cevaplayarak kendinizi geliştirmeye çalışın. E, vesaire. Vesaire böyle böyle çalışa çalışa siz de artık kendiniz balık tutabilir hale geleceksiniz. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.